Son Durak izleyenler kazanmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden farklı hediyeler sahiplerine ulaşıyor. Her hafta olduğu gibi birbirinden farklı hediyelere izleyicilerimiz ulaşmaya devam ediyorlar. Şimdi ise çekilişi gerçekleştirme vakti Serpil Hanım'la birlikte efendim. Evet, hemen çekilişimizi yapacağız. Kampanyamızı tanıtmak için çekilişimiz var her hafta olduğu gibi. Bu hafta da doğrudan bize gelin, davanızı bize getirin, hediyelerimizden birisine sahip olun diyoruz. Bakalım bu hafta da şanslı izleyicimiz kim? Zorlandık bu sefer. Evet. Tamam. Hemen bakalım. Şanslı izleyicimiz kim? Evet. Zöhre Türkmen. Şanslı izleyicimiz. Hemen kameralara da gösterelim. Ve birazdan da hemen çağırıp kendisine hediyesini alması için ofisimize davet edelim. Zöhre Hanım, yapılan çekilişin ardından haftanın şanslı ismi oluyor. Kanal D'deki yayınlanan çekilişimizde şanslı izleyicimiz sizsiniz. Ofisimize davet edebilir miyiz lütfen sizi? Zöhre Hanım, hediyesini Serpil Ersan'ın elinden aldı. Şanslı mısınız? Şans yüzünüze güldü bu sefer. Şanslı değilim. İlk defa şanslı oldum. İlk defa şanslı oldum diyorsunuz. Peki nasıl oldu? Televizyonu izliyordunuzda karar verdiniz mi? Hediye önemli değil yani. Böyle bir şans önemli. Şanslı mı gireceğiz diyorsunuz? Galiba bu yıla şanslı gireceğim. Peki nasıl karar verdiniz? Bir de ben arayayım mı dediniz, aradınız arkasında? Yok, oturuyorduk gece. Kızım dedi illa anne senin şansını da bir deneyim dedim. Arama dedim. Benim şansım yoktur dedim. Yok arayayım dedim. Dedim sen bilirsin ara dedim. Ama yani hiç ümit etmiyordum yani öyle bir şans olacağını beklemiyordum. Ondan sonra biraz önce biz çekilişin ardından sizi aradık ve siz bir hayli şaşkındınız. Ben evdeydim, kızım dışarı çıktı, telefon ondaydı. Komşuyu aramış ki git anneme söyle, kendisine çekilişte hediye çıktı. Çağırıyorlar, ben de dedim yok dedim, sen git benim yerime dedim, ben gelmek istemiyorum dedim. Kendisi geldi, anne illa kalk gidelim dedi, geldik beraber. Peki ne alacaksınız, düşündünüz mü? Laptop. Evet, hem laptoplarımız hem de iPhone'larımız çok yoğun bir şekilde gidiyor. Çünkü genelde çok popüler olan iPhone ama bu hafta laptop hediye vereceğiz sayın şanslı izleyicimize. Birazdan başlayacak olan son durak hukuk bölümünde yer alan şifreleri doğru not alıp bizleri aradığınızda sizler de bu hediyelere ulaşabilirsiniz. Efendim son durakta hukuk bölümümüzde her hafta olduğu gibi bu hafta da yine farklı bir konu var. Kaza davası konusu, çok enteresan bir konu. İşte avukatımız Serpil Ersan o kazanın detaylarını müvekkiliyle beraber sizler için anlatıyor. İngiltere'de yaşayan Türkiye'nin karşılaştığı hukuksal sorunlara avukatımız Serpil Ersan çözüm önerilerini sunmaya devam ediyor. O konulardan birini de bu hafta Serpil Ersan sizler için araştırdı. Son durak hukuk bölümünde her hafta farklı konuları avukatımız Serpil Ersan'la derinlemesine incelemeye devam ediyoruz. Bu haftanın konusuysa kaza sırasında tarafların olayı anlatış şekli ve birbirinden farklı anlatımı. Böyle olunca ne yapılması gerekiyor? Serpil Ersan bizlere bu hafta bu konuyu anlatacak. Merhabalar efendim. Merhaba. Bazı durumlarda her iki tarafın da kazanın oluş biçimine ilişkin verdikleri ifadeler değişikse ve kimin doğru söylediğine ilişkin herhangi bir delil, bağımsız bir tanık yoksa bu davaların %50-50 sonuçlanma olasılığı çok yüksek. Ne tür davalar olabilir? Mesela şerit ihlali davaları. Eğer birisi diğer kişinin şeridi ihlal ederek kazaya neden olduğunu iddia ediyorsa, diğeri de tam tersini söylüyorsa, kimin şeridi ihlal ettiğine dair herhangi bir bağımsız tanık yoksa da böyle durumlarda %50-50 sonuçlanabilir. Yine çember davalarında randevatta olan arabaların kimin şeridini ihlal ettiğine dair herhangi bir delil yoksa %50-50 sonuçlanabilir. Diyelim ki geri geriye gelen bir kişi açısından benzer bir durum söz konusu olabilir. Veya olayın oluş biçimine ilişkin iki farklı görüş söz konusu ve bağımsız bir tanık veya polis raporu veya herhangi başka bir delil, kanıt veya fotoğraf veya video herhangi bir biçimde destekleyemiyorsa,
hangi tarafın doğru söylediğine ilişkin %50-50 olabilir. Ama her zaman farklı görüş olduğu zaman %50-50 olacağı anlamına gelmiyor. Mesela çok doğal bir şekilde seyahat eden bir kişi ana yolda devam ederken birisi diyelim ki kendi evinin önündeki park yerinden veya ara yoldan çıkar da kazaya neden olursa daha sonra da farklı bir görüş dile getirerek sorumluluktan kurtulmaya çalışırsa bu o kadar kolay bir şekilde kabul edilecek bir ifade biçimi olmayacaktır. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor. Doğru, bazı durumlarda %50-50 davayı sonuçlandırmak çok mantıklı olabilir. Ama bazı durumlarda da karşı taraf böyle iddia ettiyse bile gerçekten de davanıza inanıyorsanız ve oluş biçimi, normal oluş biçimi onun verdiği ifadenin tam tersine sizin davada haklı olduğunuza dair belirti gösteriyorsa kendinize inanın ve doğru avukatla davanızı kazanın diyoruz. Şimdi benzer bir olay oldu. Biz o konuda müvekkilimizin gerçekten de söylediği biçimde kazanın olduğunu emin olduk. Ve bu davayı da %50-50 sonuçlandırmayı reddettik. Şimdi hemen bir Gülçin Hanım'a soralım. Peki yaşanan kaza nasıl gerçekleşti? Olay, ben ana yolda düz giderken, yolumda düz giderken birdenbire önüme çıktı ve davayı kabul etmedi. Sen geldin bana vurdun dedi. Hı hı. Siz ona, normal yolunuzda gidiyordunuz. Normal yolda giderken o birdenbire... Bir binanın önündeki park pozisyonundan çıktı, geri geriye çıktı ve size çarptı. Evet, bana çarptı ve bana dedi ki sen suçlusun dedi. Üstüne üstlük de ben oradan çıkmıştım, duruyordum, siz geldiniz, göz evet. göre göre bana çarptı evet. dediniz. Tabii mantıksız bir şey bu. Hı hı. Niye siz bulunduğunuz halde normal yolunuza devam ederken böyle bir kazaya neden olasınız? İlginç bir iş davaydı çünkü sonuna kadar direttiler bu konuda ve biz de mahkemeye davayı intikal ettirmek zorunda kaldık ve ısrarcı olduk bu konuda. Çünkü müvekkilimizin gerçekten söylediği ve açıkladığı biçimiyle kazanın olma olasılığı çok çok daha yüksekti %50-%50 yerine. Daha sonra nasıl gelişti davanızın devamı? Daha sonra avukatım beni aradı. 50-50 anlaşalım dedi. Hı hı. Ben de hayır dedim. Çünkü ben haklıydım. Hı hı. Avukatım itiraz etti. Hı hı. Mahkemeye gittik hı hı. ve davayı kazandık. Peki. Karşı tarafın teklifi konusunda görüş alındığında kendi kazanın oluş biçimi konusunda o kadar ısrarcıydı ki hayır kesinlikle böyle olmadı. Kesinlikle oluş biçimi böyledi dediği takdirde kendisi öncelikle avukatlarını ikna ediyor tabii olayın oluş biçimiyle ilgili. Bunun üzerine de ona inandık. Davayı mahkemeye intikal ettirdik ve davayı sonuçlandırdık. Hem insurance sigortası yükselmedi çünkü %100 kazandı davayı. Hem de aynı zamanda haklı durumdayken haksız duruma düşmedi. Eğer sizler de bu tarz kazaya maruz kalırsanız ne yapmanız gerekiyor? %50-50 olabilecek durumlar söz konusu ama siz gerçekten de davanın oluş biçiminde sizin hatalı olmadığını iddia ediyorsanız ve sizin anlatış biçiminiz, kazayı oluş biçiminiz diğer kişinin söylediğinden daha mantıklıysa çok büyük olasılıkla çok çabuk bir şekilde %50-50 davaları kabul etmeyin. Kendinize inanın ve doğru temsilcilikle de davanızı kazanın.